Türkiye'nin konuşmaya ihtiyacı var. Türkiye genciyle, kadınıyla, insanıyla konuşmak istiyor. O yüzden internet ekosisteminde youtuber'lar, sokak röportajlarında, vatandaş röportajlarında yüz binlerce kez izleniyorlar ve o yüzden gözaltına alınıp ev hapsine gönderilip zaten susturuluyorlar. Ne diyor Sayın Başkan? Konuşmama kınamanızı sağlayacağım diyor. Ben size kınama cezası verdim. Savunmak için kürsüye sizi davet ettim. Konuşamazsınız diyor. Kimileri konuşamıyor. Konuşma izni alabilmek için şarkılarla protesto yapmak zorunda. Kimileri ise konuştuğu için ödüllendiriliyor. Arkamdaki hanımefendinin adı Hüsnü Erdoğan. Kendisi eski bir AK Parti vekili. Hatırlayacaksınız doğalgaza zam geldiğinde çok da büyük bir zam yok. Mini mini zamlar ifadesini kullanmıştı ödülünü aldı. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi oldu. Geçen yıl doğalgaz fiyatı 1.99'muş. Şu anda 2.33 olmuş Türkiye'de. Tamam, gelebilir de mini mini gelmiş. Hüsnü Erdoğan eski AKP milletvekili. Doğalgaza gelen zamları mini mini diyerek normalleştirmeye çalışmış, gündem olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine atandı sevdasını, millet sevdasını. O böyle topu al. Tarih Ekim 2021'di. Eski AKP milletvekili Hüsnüye Erdoğan doğalgazla ilgili konuştu. Resmi rakamlara göre yılbaşından itibaren yaklaşık %20'lik zam mı mini mini diye niteledi. Sadece doğalgaz değil, elektrik ve akaryakıta da muhalefetin söylediği kadar zam gelmediğini savundu. Türkiye'de o kadar pahalı benzin yok. Muhalefet çok yükleniyor ya. Yani. Ben sade vatandaşıma bir şey demiyorum. Bu sözler henüz akıllardayken Hüsnüye Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda görevlendirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre Hüsnüye Erdoğan Cumhurbaşkanı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. Da İsveç... İşte o mini mini zamlar döviz kurlarında baya büyük farklılıklar yaratınca Balkan coğrafyasındaki komşularımız deyim yerindeyse akın akın Türkiye'ye geliyor. Sadece ucuz ürün alabilmek için değil yani tekstilinden gıdasına aklınıza gelen her ürünü leva ile kendi para birimleriyle bol bol alabiliyorlar. Bereket var yani Türkiye pazarlarında ama yetmiyor bir de şimdi artık hesaplı konut sahibi oluyorlar. Araç kuyruğunun ne başı belli ne de sonu. Ucuza alışveriş yapmak isteyen Bulgarlar akın akın Edirne'ye geliyor. Bir levanın Türk lirası karşılığı 9 lira 43 kuruş. Yani Türkiye Bulgarlar için çok ucuz. Yiyecekten kıyafete kadar tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den alıyorlar. Şimdi sıra konut satışına geldi. Komşular Bulgaristan ve Yunanistan, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de ev almaya başladı. Mesela onlara güzel satış yapıyoruz. Yunanlara güzel satış yapıyoruz. Peki, alıyorlar. Işte. Ya Mesela diyelim senede 2-3 tane veriyorsak... Şimdi 7-8 tane veriyoruz, 10 tane veriyoruz Yunanlı'ya. Emlakçıların söylediğine göre Bulgarlar en çok köy evlerini tercih ediyor. Yunanlarsa daha çok apartman dairelerini satın alıyorlar. Ha, 250 bin dolar getiren istediği gibi vatandaşlığını da veririm diyor, oturumunu da veririm diyor, her şeyini veririm diyor. İnanılmaz artarak devam eder. İnanılmaz. Türk lirasının değer kaybı aynı hızla devam ederse satışların daha da artması bekleniyor. Bu arada bugünün korona verileri geldi. Sıcağı sıcağına bir kez daha aktaralım. İllere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi hesabından ve Sağlık Bakanlığı elbette ki kaynaklarından gördüğünüz gibi durum bu ciddi bir artış var bazı illerde. En çok vaka artışının hangisi olduğunu görelim. 4 10 Aralık 2021 haftasının artış grafiğini görüyorsunuz. Birazdan o grafik de gelecek ekranlarınıza. Yani en çok artış sağlanan illeri göreceksiniz vakalarda. Açık ara eli. ha Bunun az önceki haberle yani Balkan komşularımızın akın akın Türkiye pazarlarına gelmesiyle bir ilişkisi var mı? İnanın bilmiyorum. Bilmiyoruz ama görünen tablo ortada. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı veriler. En çok vaka artışı yaşayan ilk Kırklareli. İkinci sırada Ordu var. Üçüncü sırada Tekirdağ. E, Edirne, Rize, Isparta, Artvin olarak devam ediyor. 4 e, Aralık 20 Aralık pardon 4 Aralık 10 Aralık haftasının verileri. Durum bu. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler bu. Ee, bir tek bu yok. Sağlıkta aynı zamanda bir de hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz tartışması var. Biontech'ten bahsediyorum elbette. Biontech aşısıyla ilgili aşılarla ilgili çok e, akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. Denildi ki bu 3. doz aşıları yaptırmak isteyenlere tarihi geçmiş aşı uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı iddialara yanıt verdi. İki doz aşılarını tamamlayanlar üçüncü doz için en az altı ay bekliyordu. O süre üç aya düşürüldü. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş randevu alarak hastanelere gitti ama kimileri aşıların üzerindeki etiket tarihinin geçmiş olduğunu gördü. Konu sosyal medyada tartışma yarattı. Oyuncu Hazal Kaya etiket tarihi geçmiş aşının fotoğrafını çekip paylaştı. Üçüncü doz aşılarımıza olmak üzere hastaneye geldik. Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi 11 Aralık çıktı. İyi ki kontrol etmişiz dedi. Sağlık Bakanlığı'na etiketledi. <laughs> Pek çok sosyal medya kullanıcısı da tarihi geçmiş aşıların yapıldığını öne sürdü. Aşı yaptırmaktan vazgeçtiğini söyleyenler oldu. İddialara yanıt Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Biontech aşılarının Mart 2021'den bu yana kullanıldığını hatırlattı. Raf ömrü çalışmalarının 27 Ağustos 2021'de tamamlandığı, ömrünün 9 ay olduğu ifade edildi. Üreticinin yaptığı stabilite çalışmaları sonuçları Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış 10 Eylül 2021'den önce üretilip etiketlenen aşıların raf ömrü üretim tarihinden 9 aya çıkarılmıştır. Açıklamada eksi 80 derecede muhafaza edilen aşıların soğuk zincirin bozulmasına neden olabileceğinden dolayı etiketlerinin değiştirilmediği belirtildi. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler ifadesi kullanıldı. Türkiye'de aşılama tartışmaları böyle. Evet doğru biraz yavaş geliyoruz. Aşı karşıtlığı var, aşı tereddütü var. Ee, dünya ile aynı e, kul vardı. İlerlemiyoruz bu konuda. Fakat dünyanın en iyi aşılanan ülkelerinde de baktığımız zaman alarm var. Çünkü vaka sayıları artışta. İsterseniz gelin Korona'da bir dünya turu atalım. Omikron varyantı etkisini artırıyor. Havaların soğumasıyla vaka sayıları yükseliyor. Dünya çareyi yeni tedbirlerde arıyor. ABD'nin New York şehrinde salgının başından bu yana en fazla vaka sayısı tespit edildi. Bir günde 21.027 kişinin testi pozitif çıktı. Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlar %31 oranında arttı. Aşı ve test için sunulan teşvikler işe yaradı. Merkezlerde kuyruklar oluştu. İtalya'da da 2021'in en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Bir günde tespit edilen vaka sayısı 28.352. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Profesör Brusafero, ülkede salgının 2020 yılındaki seviyeye döndüğünü belirtti. Fransa'da vaka sayılarındaki artış ve omikron varyantının yayılması gündemin baş sıralarında. Yeni yasa tasarısıyla belli mekanlarda girişte sadece aşı sertifikası geçerli olacak. Test geçerli olmayacak. <laughs> Almanya Sağlık Bakanı Luther Beck, omikron sebebiyle hastane ve toplumun büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağını söyledi. İngiltere'deki uzmanlarla sürekli temasta olduğunu ifade etti. İngiltere'de omikron varyantı bulaşanların sayısının 1-2 gün içinde iki kat arttığını vurguladı. Danimarka Başbakanı Frederiksen tiyatro, sinema, konser salonları, müze ve sanat galerilerinin bir süreliğine kapatılması önerisinde bulundu. 2000 metrekareden küçük mağaza ve restoranların müşteri sayılarına kısıtlama getirileceğini duyurdu restoranların en geç 23'te kapanması gerektiğini açıkladı. Kanada tüm yolcular için varış öncesi PCR testi uygulamasını geri getirdi. Hatırlayacaksınız randevusu olmayan bir savcıyı muayene etmediği için bir hekim gözaltına alınmıştı. Bu davada ilk duruşma görüldü. Savcı duruşmaya katılmadı. Duruşmayı Türk Tabipler Birliği adına Başkan Şebnem Korur Fincancı da istedi. Meslek onurumun çiğnenmesine ben izin vermeyeceğim. Bu sözler kamu görevlisine hakaret suçundan yargılanan Doktor Kemal Gökhan Günel'e ait. Kemal Gökhan Günel Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çalışıyor. 12 Nisan günü Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına girdi. Randevusu olmadığı halde muayene olmak istedi. Günel başka hastalar bekliyor dedi. Savcı Mehmet Bülbül çok sinirlendi. Doktoru savcı gözaltına aldırdı.